İyi yayınlar diliyorum. Çok... Teşekkür ediyorum Senem Hanım. Sağ olun. Şimdi Moskova bir cevap bekliyor. Ne yapar Moskova? Putin ne yapar? Birazdan gelelim ona ama şu beklenen cevapla ilgili konuşalım önce sizinle. Yani NATO asla genişlemeyecek. Batı, Amerika, Avrupa başkentleri böyle bir garanti, böyle bir güvence verir mi Moskova'ya? Mümkün mü bu? Evet. Senem Hanım, sorunuza doğrudan cevap verelim. Hayır, vermez. Mümkün değil. Neden vermez? Çünkü NATO'nun açık kapı politikası var biliyorsunuz. 1998'den itibaren kabul edilen, yani daha doğrusu 1990'larda Varşova Paktı'nın ve Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından NATO ittifakı o zaman 16 üyeydi. 16 üye olan NATO ittifakı 1990'larda açık kapı politikasını kabul etti. Ne demek açık kapı politikasını? İttifaka üye olmak isteyen, NATO'ya üye olmak isteyen ülkelere karşı kapısını açık tuttu. Bir sınırlama getirmedi. Tabii bir hazırlık süreci var, o ayrı. İşte dolayısıyla NATO'nun cevabı şu oldu, NATO Genel Sekreteri tarafından. Dedi ki, yani buna biz open door policy diyoruz NATO'nun diliyle. NATO'nun merkezi unsuru olan açık kapı politikasının engellenmesi kabul edilemez dedi NATO Genel Sekreteri. Yani açık kapı politikasını engellememiz mümkün değil. Bunu biz Rusya istese de yapamayız. Rusya ne istiyor? 1997'den itibaren üye olan ülkeler, yani biliyorsunuz 1999'da Polonya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti üye oldu. Sovyetler Birliği'nin ve Varşova Paktı'nın dağılan ilk coğrafyaları bunlardı, ilk ülkeleri. Ondan sonra tabii sırayla diğer bütün ülkeler oldu ve şu ana kadar geldiğimizde Varşova Paktı'ndan ayrılan ülkelerin 14'ü NATO üyesi oldu. Yani 1990'da Sovyetler Birliği dağılmadan önce 16 üye olan NATO, şimdi en son Kuzey Makedonya'nın üye olmasıyla 30 üye ülkeye çıktı. Bu 30 üye ülkenin 14'ü, yani 1999'dan bugüne kadar üye olan ülkeler hangi ülkeler? Bunlar tamamen Varşova Paktı ülkeler. Bunlar da kuzeyde Baltık'tan başlıyor, Letonya, Estonya, Litvanya'dan, güneyde Romanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Macaristan ve Slovakya'ya kadar devam ediyor. En son Karadağ ve Makedonya, yani Kuzey Makedonya'da üye oldu. Dolayısıyla Rusya batıdan çevrildiğini, kuşatıldığını farkında. Ancak Putin'in bir stratejisi var. Putin eski Sovyet coğrafyasının gücüne kavuşmak istiyor. Bunun için stratejik adımlar atıyor. Bu nedenle diyor ki ABD ve NATO'ya, tabii NATO'yu kim temsil ediyor? ABD temsil ediyor. Diyor ki artık genişlemeyin. İkincisi, 1997'de NATO üyesi olduğu, yani şu anda NATO üyesi olan ve Varşova Paktı dediğimiz o 14 ülkede konuşlandırdığınız silah sistemlerini geri çekin diyor. Tabii bunu ABD bunu da kabul etmiyor. Kabul etmesi de mümkün değil. Evet. Peki ne yapar? Ne bir, yapar? Yani bir oraya Putin, gelmeden evet. önce bir şey sorabilir Tabii. miyim? Ne yapar kısmına Tabii. gelmeden önce? Şimdi Doğru. bu açık kapı politikası. Aslında bakarsanız yani bence yani yanılıyorsam düzeltin lütfen ama Moskova da evet demeyeceklerini biliyor bir noktada. Yani bu garantiyi vermeyeceklerini biliyor muhtemelen Moskova'da. Fakat bununla birlikte mesela Ukrayna çok defa hani çok net bir şekilde bir an önce beni alın, bir an önce beni alın değil mi NATO'ya? Böyle bu taleplerini evet. iletti. Fakat sanki hani böyle NATO'nun hani böyle biraz beklemede tuttuğu, hani hemen yarın üye yapmak istemediği şeklinde bir izlenim de var. Ne dersiniz? Hani biraz Doğru. yani niye bunu yapıyor? Evet, yani Rusya'ya bir şekilde bu kapıyı ben her zaman açık bırakacağım diye hani demokrasinin kılıcı gibi orada tutmak mı istiyor? Yoksa gerçekten hani üye yapıp Rusya ile karşı karşıya gelme riskini göze almak mı istemiyor? Nedir oradaki mesele? Evet. Şimdi buradaki olay Senem Hanım, bir kere çok önemli bir konuya vurgu yaptınız. Teşekkür ederim. Yani esas bir hang taşı bu soru. Şimdi open door policy, yani açık kapı politikasını 1995'lerden bugüne kadar uygulayan NATO, 2008'de NATO Bükreş Zirvesi'nde, Romanya'da yapılan Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan ve Ukrayna'ya NATO üyeliğini açık tuttu ve dedi ki bu iki ülke üye olacaklar dedi. Yani üye yapmak konusunda adım atıyoruz dedi. Buna ABD Başkanı o zamanki George W. Bush açıklama yaptı bu konuda. Fakat ardından Putin'in bir adımı geldi ve Putin Gürcistan'ı tanklarıyla Gürcistan'a müdahale etti ve Güney Osetya ile Abazya'yı Gürcistan'dan kopardı ve parçaladı Gürcistan.
Ve Gürcistan o günden bugüne parçalanmış bir ülke olarak ortada kalıyor. 2008'den bugüne kadar NATO'ya üye olma hayali yaşayan Gürcistan üye olamadı. Gelelim Ukrayna durumu. 2014'te Ukrayna NATO üyeliğine doğru adım atarken, NATO da buna hazırken bir baktı ki Putin'in Rusyası Kırım adımını attı ve Kırım'ı ilhak etti 2014'te. Ve Kırım'ı, Ukrayna'yı parçaladı bir noktada. Ve... Naim Bey şu anda sesiniz... Ukrayna, Brezinski'ye bir böyle gördüm. Sesiniz kayboldu. Bir evet. Son cümlenizi baştan alın. Tabii. Ukrayna, şöyle diyelim, Putin'in Rusyası 2014 yılında Ukrayna'nın NATO üyeliğine karşı ABD'nin ve NATO'nun attığı adıma karşı bir tepki olarak Kırım'ı ilhak etti 2014. Daha önce 2008'de de Gürcistan'ı parçalamıştı zaten Rusya. Neden? Çünkü Putin'in Rusyası deyimini özellikle kullanıyorum. Çünkü Putin diğer liderlerden biraz farklı stratejik adımlar atıyor. Aktifken pasif, yakınken uzak görünüyor. Hiç çıkarı yokmuş gibi davranıyor ama bütün attığı adımlar kendi ülkesinin çıkarlarına hizmet ediyor.